Arkadaşlar merhaba, Fed'in yani Amerika'nın temel bankacılık sisteminin kurtarma planı hakkında konuşmuştuk. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünelim. Tekrar hatırlatıyorum, Amerika'daki bir durumu anlatıyoruz ama daha rahat anlaşılması açısından örneklerimizi Türk lirası olarak verdik. Bu videomuzda da o örnekler üzerinden gideceğiz. 700 milyarlık bir fon oluşturarak bu parayı pek çok bankanın bilançosunda bulunan CDO'ları, bu kötü aktiflerin bir kısmını satın almak için kullanmak istiyorlar. Bu bankaların önemli kısmının sıkıntıya girmelerinin sebebi olan CDO'lar veya bunun nedeni pek çok bankanın birbirine kredi vermekten sakınması da diyebiliriz. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi bu belki problemi çözecek, ancak problemi çözecek olsa dahi ki bu konuyu da bu videoda konuşacağız, yaptıkları gerçekten kötü bir iş. Çünkü bu kötü aktifleri alacaksınız, diyelim ki gerçek değerleri 0, siz bunlar için 2 milyar lira ödüyorsunuz, korkunç. Bu şirketin hisse senedini elinde bulunduranlara, sermayedarlara, son 5 yıldaki hisse senedi fiyatının artışından ve temettüler gibi getirilerden faydalanmış olan bu gruba para ödüyorsunuz. Ancak işler kötüye gittiğinde almış oldukları riskin bedelini ödemiyorlar. Riskin bedelini Amerikalı vergi ödeyen kişiler sırtlanıyor. 1 milyar liralık çeki hisse senedi sahiplerine ve diğer 1 milyar liralık çeki de pasif kalemlerini elinde tutanlara, yani bu kuruma kredi açmış olanlara veriyorsunuz. Ahlaki çöküntü hakkında konuşulduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Şimdi ahlaki çöküntü terimini açıklamanın bence tam zamanı. Basiretsiz, kötü kararlar almış kişilere para ödüyorsunuz. Hem bu kuruma kredi açmış olanlar, hem de bu kurumun hisse senetlerini almış olanlar kötü kararlar vermişlerdi. Birincisi, bu kuruma yatırım yapmış olanlar riskin farkına varamamışlardı. Ve ayrıca hisse senedi sahiplerinin önemli bir kısmı aynı zamanda şirket yönetimindeydiler. CDO'lara yatırım kararını alanlar aynen bu kişiler. Bu CDO'ları almak zorundaysanız, bu kişileri almış oldukları kötü kararlar için cezalandırmış olmuyorsunuz. Daha önce olduğu gibi jestiyonlarını almaya devam ediyorlar, belki hala aynı işi yapmaya da devam ediyor olabilirler. Ve siz onların hisse senedi fiyatlarını destekliyorsunuz. Ahlaki çöküntünün temel unsurlarından birisi bu. Hatta ahlaki çöküntünün bence daha da önemli bir noktası var. Bu da finansal piyasalardaki gerilim her arttığında devletin piyasalara girmesi. Bu insanlar risk aldılar ve karşılığında getiri sağladılar. Risk gerçekleştiğinde devlet müdahale ediyor ve bu kişilerin yaptıklarının vebalini çekmesini önlüyor. Buradaki ahlaki çöküntü tehlikesi şu: gelecekte insanlar diyecek ki, ben de risk alacağım çünkü eğer işler iyi giderse para kazanacağım ve kötü giderse, bunu şimdiye kadar kaç defa yaşadık, Amerika devleti piyasaya girip özel sektörü kurtarmaya hazır zaten. Böylece bu balonların gelecekte oluşması ihtimalini yükseltmiş oluyorsunuz. Hatta bu kişiler risk alma konusunda daha da iştahlı olacaklar. Baksanıza, düşüncesizce risk alanlar bunlar. CDO'ları satın aldılar, CDO'ları satın alanlara kredi açtılar ve bunu kaldıraç kullanarak yaptılar. Ve devlet de gelip bu kişileri kurtardı. Sizce adil mi? Bence değil. Yani ben de çok yüksek riskler alabilirim, bundan gelecek karın hepsi benim, ileride ters bir şey olursa nasılsa devlet beni kurtaracak diyebilirim. Bu da ahlaki çöküntünün diğer bir yönü. Yani her halükarda devletin önermekte olduğu kurtarma planında ahlaki çöküntüye yol açabilecek pek çok yön olduğunu iddia edebilirim. Bu zincirleme reaksiyonu durdurmaya yarayacaksa, belki ahlaki çöküntü dahi sineye çekilebilir. Peki nasıl sineye çekilebilir? Eğer bir şekilde kurumların birbirlerine borç vermeye başlamalarını sağlayabilirlerse çekilebilir. Hatta daha da önemlisi reel sektöre, yani mesela fabrika kurmak isteyen girişimci olabilir, tohum almak için kredi isteyen çiftçi olabilir. Eğer bunlara kredi vermeye başlamalarını sağlayabilirse belki bir nebze zihneye çekilebilir. Şimdi sizinle duyduğum rakamı paylaşacağım. Ancak belirtmek istiyorum, bu konuda çok bilgili sayılmam. Bu kötü aktiflerde, bu CDO'larda yaklaşık 5 trilyon lira var. Bütün finansal kurumların bilançolarında bu şekilde. Bu rakam doğru mu bilmiyorum ama kesin bildiğim bir şey var. O da 700 milyar lira oradaki toplam rakamla kıyaslandığında oldukça küçük kalan bir tutar. Bu arada Bernanke ve Paulson'da 700 milyar liranın piyasadaki tüm CDO'ları kapsamayacağını bildiklerini belirtiyorlar. Hatta iskontolu olarak değerlendirmeleri durumunda bile. Ancak oldukça büyük olan bu fonla piyasaya girip CDO almaya başladığımızda bu CDO'lar için bir şekilde işlem olmaya başlayacağını, pazar oluşacağını ümit ediyoruz diyorlar. Ve bir açık eksiltmeden bahsediyorlar. Diyorlar ki 100 milyar liralık CDO almaya hazırız. Hangi bankalar bu 100 milyar lira için en fazla CDO'yu önerirse, en iyi fiyat teklifi kimden gelirse ondan alacağız. Açık eksiltme bu işte. Gidip diyeceksiniz ki almak istiyorum, en ucuz fiyatı hanginiz vereceksiniz? Belki de bunu yaptığınızda gerçek kişilerden de talep gelmeye başlayacaktır. Diyeceğiz ki devlet bu CDO'lardan iyi koşullarla alım yapıyor, ben de alsam ve belki diğer kişiler de bu CDO'ları almaya başlayacaktır. Bu planı anlamsız bulmamın sebebi şu: eğer insanlar bu CDO'ları alacak olsalardı zaten şimdiye kadar çoktan almış olurlardı. Paulson ve Bernanke bu tarz bir açık eksiltmeyi yaptığınızda, yani piyasaya girip CDO almak için kullanacağım 100 milyar liram var dediğinizde, bunun piyasada bu CDO'lar için ikinci el fiyatın oluşmasını sağlamasını bekliyorlar ve böylece bankalar bilançolarının aktifinde yer alan bu CDO'ları piyasa fiyatıyla değerleyebilecekler ve herkes gerçek değeri bilecek. Burada iki sorun var. Birincisi, bu serbest piyasada oluşmuş bir değer değil, çünkü gerçekte olmayan bir talebi yaratıyorsunuz. Devletten gelen suni bir talep. Eğer devlet olmasaydı CDO'ları satın alacak bu 100 milyar liralık talep de olmayacaktı. Yani bu aktiflerin değeri çok daha az olacaktı. Ve diğer bir konu da, eğer hükümet bunu yaparsa ve bu açık eksiltme yapıldığında dahi bu CDO'ların ederinin 2 milyar lira değil de diyelim ki sadece 500 milyar lira olduğunu gördüklerinde neler olacağı. İnsanların bunları portföylerinde boşaltmak istemelerinin sebebi bu. Ve bunu yapacak olanlar muhtemelen daha iyi durumdaki yatırımcılardır. Çünkü bu işlemin iflasına yol açacağı kurumlar kendileri olmayacak. Eğer gerçekten ederleri 500 milyon lira ediyorsa, bunları bilançolarında taşıyan her banka, bilançosunun aktifindeki değeri 2 milyar liradan 500 milyar liraya indirmek zorunda kalacak. Bu zarar yazmanın sonucu olarak sermayeleri eksilecek ve negatif olaylar silsilesi tekrar başlayacak. Yani bu iş benim iki açıdan aklıma yatmıyor. Birincisi, kimsenin inanacağı bir piyasa fiyatı oluşturabileceğine inanmıyorum. Hiçbir yatırımcının aniden piyasaya girmesini sağlayamayacak. Samimi olarak söylemek gerekirse, eğer bu çok karlı bir iş olsaydı, bu aktiflerin ne anlama geldiğini ve değerlerini hazinenin bildiğinden çok daha iyi algılayan ve değerlendirebilen bence son derece sofistike yatırımcılar var piyasada. Ve tekrar söylüyorum, eğer bu akıllıca bir iş olsaydı, sizi temin ederim ki paranın bu kadar bol olduğu bir ortamda karlı olacağını düşündükleri noktada piyasaya girip satın alıyor olurlardı ve vadeye kadar ellerinde tutarlardı. Piyasada nakit para çok. Bunun insanların farkına varmadıkları önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Pek çok yatırımcının elinde ciddi ölçülerde nakit para var ve bunları hazinenin ihraç ettiği tahvillere park ediyorlar. Bunlara yatırım yapmak istemiyorlar çünkü bunların kötü yatırımlar olduğuna inanıyorlar. Yani bu yatırımcılar iyi fırsatları kolluyor. Bence bunlar pek o kadar da iyi değiller, muhtemelen hiç değerleri yok. Başka bir çözüm ne olabilir? Pek çok insanın aklına takılan bir husus var. Diyorlar ki, devletin piyasaya girip bu CDO'ları alması aslında bizi bu duruma sokmuş olan insanlara tekrar açıktan çek vermek anlamına geliyor. Niçin bunu yapmak yerine bu şirketlerin hisselerini satın alarak ortak olmuyorlar? Devletlerin sahip olduğu yatırım fonlarından daha önce bahsetmiştik. Bu yatırım fonlarının sahibi devlet ve bunlar dünya çapında hisse senedi, bono ve tahviller, değerli metaller gibi varlıklara yatırım yapıyorlar. Bu fonun piyasaya girdiğini düşünelim. 3 milyar liralık hisse aldı ve bunun karşılığında da 3 milyar liralık nakit ödedi. O zaman şirket bu parayla yükümlülüklerini yerine getirebilir, yani borçlarını ödeyebilir. Aslında bu hiç de fena bir fikir değil, harika bir fikir olduğunu söylemiyorum çünkü sermayedar yapısını sulandırmış oluyoruz. Peki eğer bu sermayenin değeri sıfırsa, eğer sermaye negatifse, o zaman aslında bu iflas etmiş bir şirkettir, yani müflistir diyebiliriz. Eğer 3 milyar liralık varlığınız ve 4 milyar liralık yükümlülüğünüz varsa, aslında sermayeniz eksi 1 milyar liradır ve hisse senedinizin gerçekte değeri yoktur. Hisse senedinin doğru değeri, eğer şirketteki sınırlı sorumluluk ilkesi olmasaydı, piyasa değeri eksi 1 milyar lira olacaktı. Yani bu hisse senetleri için niye artı bir değer ödeyeceksiniz? Bunu soralım. Bu durum dahi eğer gerçek değeri sıfırsa ve devlet şirkete can suyu verecek sermayeyi sağlamak üzere bir sürü hisse alacaksa, bu şirketi kurtarmaktır ama buna karşı hisse senedi sahiplerini cezalandırmaktır. Zira eskiden 500 milyon adet hisse varken, şimdi aniden belki de 2 milyar hisse olacak. Eskiden şirketin %100'üne sahiptiniz, şimdi sadece %20'sine sahip olacaksınız. Aslında AIG'de olan tam da buydu. Diyebilirsiniz ki bu iyi bir gelişme ancak devlet hala biraz zarar görüyor. Samimi olmak gerekirse benim düşüncem şudur ki, devlet bunu yaptığında bu işlemdeki risk getiri dengesi diğerine göre daha mantıklı olacaktır. Ki eğer devlet bu bankalara sermaye enjekte ediyor olsaydı, hemen bir örnek verelim. Diyelim ki şu anda 500 milyon pay hisse senedi var. Devlet diyor ki, bu 4 milyar lirayı kuruma nakit olarak vereceğiz ve karşılığında da 10 milyar adet hisse senedi alacağız. Aslında hisse başına 0,40 lira ödemiş oluyor. Burada 10 milyar adet hissesi olacak ve toplamda 10,5 milyar adet hissesi olacak. Bence bu kötü bir durum değil. Böylece şirketin 4 milyar lira nakdi ve 3 milyar lira değerinde de diğer aktifleri oldu. Belki bu CDO'lar hiçbir şey etmeyecek, ne olursa olsun bu kurum iflas ediyor olamaz. 4 milyar lira nakdi ve 4 milyar lira yükümlülüğü var. Bu sermaye enjeksiyonundan sonra yükümlülüklerini yerine getirebiliyor olacaktır. Ve kurumun bu duruma gelmesine sebebiyet vermiş olan kişiler de böylece bir parça karşılığını ödemiş oluyorlar. Çünkü sermayedarlar eskiden 500 milyon hisse ile kurumun %100'üne sahip oldular, şimdi ise ne kadarına sahipler? Hemen cevaplıyorum, 1/21'ine. Eskiden tamamına sahipken şimdi %5'ine sahipler ve azınlığa düştüler. Bu adil bir durum olabilir. Buna rağmen şunu da söylemek istiyorum. Bu durumda bile bu bankaya borç vermiş kişileri kurtarıyor oluyorsunuz. Krediyi açmadan önce daha iyi tanımaları, incelemeleri gereken bir kuruma kredi verdiler. Bütün bu zehirli aktifleri taşıyorlar. bu kurumdan faydalandılar. Tam bu kurumun başı iyice derde girmek üzereyken devlet bu dev sermaye enjeksiyonunu yapıyor ve aslında firmayı devralıyor, ne yapıyor? Kamu malı haline getiriyor. Zira devlet şimdi bu şirketin %90'ından fazlasına sahip oldu. Ve şirketin yükümlülüklerini karşılamasını, borçlarını ödemesini sağlıyor. Bu durumda da hala ahlaki çöküntü tehlikesi olduğunu düşünüyorum. İleride şöyle düşüneceksiniz, evet o kurumun sermayedarlarının tabii ki canını yakıyorsunuz. Ancak hala bir bankaya kredi açmaya gönüllü olacaksınız. Ki şöyle düşüneceksiniz bir de, işler kötüye giderse hükümet devreye girecek, hisse senedi olarak ortak olacak ve nasılsa bu bankayı kurtaracak. Böylece gelecekte de düzgün fiyatlama yapmaz ve gereksiz risk almaya devam ediyor olabilirsiniz. Ancak eğer bu kredi piyasalarının açılmasını sağlar, çiftçi veya fabrika kuracak yatırımcı kredi bulmaya başlarsa belki de buna değer. Mantığım bana diyor ki eğer devletin derdi bankaları kurtarmak değilse işin aslında şimdi belirteceğim kısmıyla ilgileniyorlardır. Yani kredi isteyen çiftçiye veya fabrikayı kurabilmek için kredi ihtiyacı olan yatırımcıya. Niçin bu 700 milyar liralık fonu alıp direkt reel sektöre kredi açacak bir fon oluşturmuyorlar? Niye bu bankaların hepsini kendi hallerine bırakıp batmalarına izin vermiyorlar? Geri döndüklerinde doğru düzgün risk ölçümlemesi ve kontrol mekanizmasıyla geri gelecekler ve bu sayede daha sağlıklı, daha etkin olacaklar. Herkes de hatasının bedelini ödemiş olacak. Ki ekonominin hızla büyümeye başlayacağı bir sonraki dönemde de bu ahlaki çöküntü tehlikesini tekrar yaşamalıyım. Ve doğrudan çiftçiye, makine üretecek yatırımcıya, her kime lazımsa doğrudan ona kredi olarak verebileceğimiz 700 milyar liramız olacak. Tabii hala ahlaki çöküntü konusu da var ve bu konu politik olarak çok kullanılacak. Kime kredi açıyorsunuz vesaire vesaire. Belki o zaman yine bir açık eksiltme yapmanız gerekebilir. Ama çizgiyi çektiğimizde altında kalan netice şudur. Eğer devlet reel ekonomiyi destekleme konusundaki görüşlerinde gerçekten samimi olsaydı, bu 700 milyar liralık fonu bu kadar dolaylı bir şekilde kullanıyor olmazdı. Doğrudan reel ekonomiye kredi açıyor olurlardı. Pek samimi değil yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.